İyi günler, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hocama birkaç sorum vardı. Dinliyoruz efendim. 4 aylık evliyim, eşim akıl hastası çıktı. Akıl hastası olduğunu söylemediler, bilmeden evlendim. Şimdi ayrılıyorum, mehir vermem gerekiyor mu? Birinci sorum buydu. İkinci sorum da, akıl hastası olan birininle dini nikah oluyor mu? Efendim, ilk dinleyicimiz, Allah'lara yardımcı olsun, hakikaten zor bir iş. 4 aylık evliyim diyor. Fakat 4 ayın sonunda diyor, hanımın akıl hastası olduğu açığa çıktı, ortaya çıktı. Gerçekten böyle mi değil mi? Tabii iki tarafı da dinlemek gerekiyor. Ama biz Müslüman sözüne itibar ederiz. Zaten öyle, dinimiz de öyle emrediyor. Bir tarafta ama iki taraflı olunca kitaplarda buyuruyor ki iki tarafı da dinlemek lazım buyuruyor. Zaten biz kadı falan değiliz. Müfti de değiliz. İslam alimlerin kitaplarındaki okuduğumuz bilgileri yardımcı olmak babından Müslüman kardeşlerimize nakletmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah Teala doğru anlıyoruzdur, doğru naklediyoruzdur. Çünkü toprağın altında hepimiz hesap vereceğiz. Şimdi kitaplarda evlilik konusu anlatılırken fıkıh kitaplarında buyuruyor ki erkeğin bizzat aynı şekilde gidip görmesi sünnettir. Tabii kızın da erkeğin de birbirini görmesi sünnettir. Yani tatmin olamadı, şey yapmadı. Yine bu tekrarlanabilir mi? Tekrarlanabilir. Bu bir. İkincisi, kendisi araştıramaz ama annesi, babası, varsa kardeşleri, komşuları, akrabaları bunu sorup soruşturması gerekirdi. Araştırması gerekirdi. Komşularından, akrabalarından, yani talip olduğu şekilde değil de, yani nasıl bilirsiniz ne haldedir, ne değildir falan. Şimdi mesela komşularından seveni de vardır, sevmeyeni de vardır. Seveni de dinlemeli, sevmeyeni de dinlemeli. Sevmeyenler eksik taraflarını söylerler. Sevenler sevdiği için eksik tarafını görmeyebilirler. Bunun için de araştırmalı mı? Evet. Bu sadece kız için değil, erkek için de bu böyledir. Kız tarafı da yani doğrudan doğruya kendisi değil, akrabalar, komşular gidecek. Yani çocuk da gerekirse görüşecek. Hatta mesela kızı da, diyelim ki bir genç kız, bir vesileyle tanıdık birisi gidecek, görecek yakinen. Yani talip olduğu şekilde değil de, bir vesileyle gidecek, görecek yakinen müşahedelerini, ondan sonra bildirecek. Bu bir. İkincisi, bir de tabii iki taraf da, erkek tarafı da, kız tarafı da açık net olmalı. Kandırdın eline geçer. Ya çok özür dilerim, biraz kaba tabir ama ya kakalayalım gitsin. Başımızdan atalım diye düşünüyorsa, ya bu evlat ya, olur öyle şey ya, başımızdan atalım, olmaz mı? O yanlış o. Neticede bir gün bu açığa çıkacak, daha büyük sıkıntılara sebep olacak. Evet, daha büyük sıkıntılara sebep olacak. Şimdi de ayrılıyoruz, mehir verilecek mi, akıl hastasıyla da nikah akdi yapılır mı? Hemen velisi, yani babası izin verince, evet nikah akdi olmuş olur, mehir de vermesi gerekir. Peki mehri ayrılığa karşı taraf sebep olursa, mehrin tamamı değil yarısı verilir şekliyle geçiyor kitaplarda. Şimdi burada böyle bir durum var. Gerçekten bu böyleyse, yani karşı taraf buna sebep olmakta. Hani diyelim ki karşı taraf efendim bu hep bunu yapıyor, böyle veriyorlar kızlarını, işte ondan sonra da alıyorlar. Onların problemi. Yarın ahirette, dün de aynı şekilde bir dinleyicimizin birisi vardı. İşte bizim çocuk dedi, bir kızı kaçırdı. Karşı taraf bizden para aldı. Karşı tarafa verdi. Sonra bundan hacca falan da gitti diye anlattıydı. Allah-u Teala anlayışımızı arttırsın da. Son nefeste iman selameti nasip etsin. Çünkü toprağın altında bunların hepsinin hesabı sorulacak. Burada diyoruz ki herkesin yaptığı yanına kar kalıyor zannediyor. Öyle değil o. Kafir küfründe ne kadar azarsa azsın. Zalim zulmünde ne kadar azarsa azsın. İsyan eden isyanına ne kadar aynı şekilde ileri giderse gitsin, bir gün gelecek, dur hemşerim diyecekler. Ve o zaman hık mık falan ama kâr etmeyecektir. Toprağın altına girecek mi? Evet, toprağın altına girecek. Tabi insan Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam o sözünü hatırlıyor. Bilmiyorlar, bilselerdi böyle yapmazlardı. Mübarek hep böyle durmuş. Bilmiyorlar. Ne güzel söz ama. Ama hemen bazı dinleyicilerimizin hatırına şu gelebilir. Nasıl bilmez efendim? Gavur gibi bilir. Siz de kullandınız mı bu tabiri? Evet. Çok kullandım Anadolu'da. Ya biliyor falan. Yani gavur gibi bilir. Niye söylerler onu sonra merak ettim.
Hani adam inkar eder ya. İnkarı küfr-i inadiye bu cihil gibi. Onu bile, kastederek bile, bile. Ha bile bile. Onu kastederek söylerlermiş meğer. Mesela babaannemler falan, annemler kuşağı rahmetli. Hep böyle bir şey olduğu zaman ha der, gavul gibi bilir böyle derlerdi. Hani biliyor, bilmek yetmiyor. Şey açılması lazım. Kilidin açılması lazım. Kilit açılmazsa bir fayda temin etmez. Hatta Hasan Basri Hazretleri'nin böyle bir mecusi komşusu varmış da mübarek hep böyle anlatırmış edermiş falan, nihayet hastalanıyor, gidiyor diyor ki ya komşu etme eyleme diyor, bak diyor bu ateş bu kadar sen taptın buna, ataklarda bulundun bilmem ne yaptın falan, ama diyor bu diyor, seni gene yakar yani, bu seni kurtaramaz, ateşten kurtaramaz, gel der bunun sahibine iman et falan, mazeretler beyan eder, ya yaşım işte 60'ı geçti 70'i geçti neyse, bundan sonra ben iman etsem ne olur gibi falan, bunların hepsi diyor şey değil yani, teferruattır, gel sen de bir iman et, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah de, cennete girersin. Cenneti anlatmaya başlıyor. Hatta buyuruyor ki mübarek, bak diyor eğer diyor şey yapmazsan, gel ikimiz de diyor, orada işte adamın taptığı ateş varmış, yakmış o ateşi. Gel demiş ikimiz de demiş, sıvayalım kollarımızı, sıyıralım, sokalım ateşi. Ve öyle derken de bir tarafında kollarını sıvamış. Demiş ateşi yakma gücünü veren Allah-u Teala. Dilerse Cenab-ı Hak bu gücü suya da verir. Su söndürür ama ateş olur. Yani yakar. Cenab-ı Hak dilerse yakma özelliğini ona da verebilir. Tabii mecusi böyle zahire baktığı için böyle ben bakıyor. Hasan Basri Hazretleri ellerini ateşe sokuyor. Çekiyor, bir şey yok. Gördün mü, yakmadı. Yani mecusinin kalbinde bir değişme oluyor falan. Ama diyor ya sen diyorsun ama ben diyor bu yaşa gelmişim. Bu yaştan sonra ben iman etsem diyor, senin anlattığın o cennet nimetleri falan bana verilir mi? Verilir diyor. Bunun kalbi mutmain olmuyor. Bir senet yaz diyor. Bir senet yaz. Mübarek o anda tutmuş yazmış bir şey, buyur demiş. Ondan sonra zaten hasta olduğu için bir müddet sonra vefat etmiş. Müslüman olmuş ama kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş. Görmüşler. Hasan Basri Hazretleri eve gelmiş Usta Bey, demiş bu ne cesaret demiş ya, bu ne küstahlık. Yani kaybı nereden bilebilirsin, sen nasıl aynı şekilde garanti verebilirsin, sen kim oluyorsun? Kendi kendine. Ha kendi kendine söylüyor bunlar bu sefer, sen kim oluyorsun? Haddini bil gibi falan, öyle üzülmüş, öyle üzülmüş, o halde yorulmuş ve uyuyakalmış. Rüyasında bakmış o mucizeyken Müslüman olan komşu, sırtında bir elbise var, başında cennet tacı, belinde cennet kemeri. Diyor ki nereye gidiyorsun? Cennete diyor. Cennete. Diyor ki Allah-u Teala öyle merhametliymiş ki, öyle merhametliymiş ki senin anlattığından falan diyor. Hiç kalır diyor. Öyle merhametliymiş ki benim diyor bütün o diyor puta tapan ömrümün hepsini sildi. Affetti beni. O kelime-i tevhidin hatırı ve hürmetine. Gördüğün gibi bana cennet tacı verdi. Cennet elbiseleri verdi. Bir de köşk verdi diyor. Şimdi diyor oraya gidiyorum. Elini cebine sokuyor. Kağıdı çıkartıyor. Senin kağıdına ihtiyaç kalmadı. Al diyor senin olsun. Buna da ihtiyaç kalmadı diyor. Buna da ihtiyaç kalmadı. Şimdi böyle bir Rabbimiz var. Ama insafla yaklaşırsak. Bütün mesele o. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu özellikler, hususiyetlere kibir etmezsek ve kendimizi kaptırmazsak, Cenab-ı Hak ihsan sahibidir. Çünkü kibriya bana aittir. Eğer o konuda bana ortak olmak isterseniz yakarım buyuruyor. Onun için efendim bizde böyle şey yok. Hani bizim sülalede hepsi dört dörtlüktür, akıllıdır. Ya akıllıdır dediyse anormal hareketler var. Bunu götür doktora. Gerçekten bu aklın noksansa bunu evlendirme. Veyahut da de ki arkadaş bu aklın noksan. Gelin bak. Eğer şeyse böyledir. Hani Bilal-i Habeşi radıyallahu teala an hazretlerinin bir kardeşi varmış. Bir gün gelmiş. Demiş abi demiş ben demiş falan bir aile var. İşte onu demiş kızını isteyeceğim. Tabii büyük olarak da diyor talep edebilir misin? Tabii diyor. Kardeşimsin niye gitmeyeyim? Beraberce gidiyorlar. Onlar anlatıyor. Bu diyor benim kardeşim. Adı bu. Böyle 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 iyi taraflar var. Böyle 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 kötü tarafları da var. Vallahi diyor isterseniz, kabul ederseniz, uygun görürseniz kendini damat olarak. Buyurun diyor benim kardeşim bu. Dışarı çıkınca kardeş diyor ki abi ne yaptın diyor. Ne yaptım diyor. Sen diyor benim kötü taraflarımı da söyledin. Ne yapacaktım diyor. Onlar senin iyi tarafında kötü tarafında bilecek. Ondan sonra dolduracak, boşaltacak ha diyecekler. Bu bize uygun olur. Biz bununla anlaşırız. Bilmesi lazım. İki taraf da böyle olması lazım. Açık ve mert. Şimdi efendim diye biz birbirimizi tanıyacağız biraz. Ne zaman? 10 sene tanımak için uğraşırlar. Tabii ikisi de böyle cicim 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 cicim. Ana o ona iltifat, o ona iltifat. Tabii evlendiği zaman daha bir hafta geçmeden gırtlağına sıkıyor ondan sonra. Niye? Hep şirin gözüküyordu. İçi
Aa, öyle değildi. Halbuki İslamiyet'i bilmiş olsa 3 aşağı 5 yukarı. Tabii ki hani dinimizde küfür meselesi var. Ama bütün mesele dinini bilmek, salih ve saliha olmak. Dinini bilmek. Din yoksa istediği kadar, efendim çok iyi. Dinini bilmeyen kimse iyi olmaz bir kere. Din yoksa, iman yoksa o kimseye merhamet olmaz. Ama efendim bizim bir komşu var, çok böyle namaz falan da kılıyor ama merhametsizin teki. Ha, kıldığı namaz hikaye. Çünkü namaz insanın değiştirmesi lazım. Kur'an-ı Kerim bildiriyor bunu. Eğer değiştirmiyorsa, bunu Osmanlı'nın da değiştirmediyse, Mustafa Toköz de değiştirmediyse, Osmanlı'nın da Mustafa Toköz'ün kıldığı namazda hata var. Kaçak var, cereyanda kaçak var. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü mutlak doğrudur. Mutlak doğrudur. Allah böyle buyuruyor ki namaz insanı fahşadan, kötülükten alıkoyuyor. Kesin bu. %100 değil. %1000, %5000. Ne getirirsin hatırına? Çünkü her şeyin sahibi ve yaratanı böyle buyuruyor. Namaz namazsa insan kötülükten alıkoyuyor. Namaz namaz değilse havada olsun isterse. Bir kıymet ifade etmez. Onun için efendim evlenirken çok dikkat etmek kadının da erkeğin de iki tarafında birbirine tetkik etmesi ve dini konularda ağırlık kazanması lazım, bu bir. Evlendi, ayrılacak. Dinimiz mehir olarak vermiş. Yani sen de işte nikah akdinde, ondan sonra kanun işlemler yaparken ya bu doktor muayenesinde falan geçmiyor mu şimdi? Ha geçiyor da usulen geçiyor değil mi? Usulen geçiyor. Dolayısıyla farkına varamadı. Evlendi, daha sonra fark etti. Demek ki sinirsel veyahut da genetik bir şey var, bilmiyoruz artık. Meydana çıktı. Ama mehri de vermemesi gidemez. Yani akıl hastası derken her %100'de değildir herhalde. E değildir tabii. Ha, normal, anormal taraflar var. Veya başkasının kızına akıl hastası da denmez yani. Biraz tetkik etmek lazım. O kadar kolay konuşmamak lazım. Şimdi iki tarafı da dinlemek tabii lazım. Yani. Siz baştan anlattınız. Dolayısıyla böyle hüküm birden de vermek o zor olur.